Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Watsons'tan birkaç parça böyle bir şeyler aldım. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like bırakmayı ve şuradaki bulunan çan işaretine tıklarsanız ben her video yüklediğimde size de bildirim gelecektir. O zaman hazırsanız video başlasın. Evet, öncelikle Garnier'in çift bazlı miseler suyunu aldım. Bundan çokça bitiriyorum. Hatta indirimlerde stokluyorum. Bir denemek için şu ürününü almıştım. Ama ben sarısını sanırım daha fazla seviyorum. Mavi olanında ben kontak lens kullanıyorum gözüm numaralı olduğu için. Yüz, göz ve dudaklar için olduğu yazıyor. Ve içerisinde mavi kantaron çiçeği var. Bundan çok iyi bir performans alamadım. Yine çok güzel çıkartıyor. Yakın. Gözümü asla yakmıyor. Gerçi bu da yakmıyor. Ama ben zannedersem sarı olanını daha çok seviyorum. Çünkü mavi olanında dikkatimi çeken gözümdeki makyajı çok güzel temizliyor. Fakat maskaramı dibinde böyle birikme yapıyor mavi olan. Ama bu tek bir hamleyle biraz böyle pamukla gözümde bekletip sildiğim zaman tek bir hamleyle hepsini çıkartıyor. Kirpik dibimde de maskaranın kalıntısı kalmamış oluyor. Bundan iki tane aldım. İndirimdeydi şu anda. Fiyat vermiyorum çünkü fiyatlar çok değişkenlik gösterdiği için indirimde yakaladığınızda mutlaka bunu eğer denemediyseniz Garnier'in çift aşamalı temizleme suyunu denemenizi tavsiye ederim. Ben de herhangi bir cildimde sivilce, iritasyon veya herhangi bir şey yapmadı. Mutlaka bir tane de olsa bir denemenizi tavsiye ederim. Müptelası olacağınızı düşünüyorum. Bundan başka kullanmıyorum ben çünkü. Bir diğer yeni deneyimleyeceğim, hiç denemediğim, her yerde keşfette çok fazla karşıma çıkan, viral olan Garnier'in C vitaminli parlak aydınlık cilt görünümü vadeden bir serumunu aldım. Aydınlatıcı serum olarak geçiyor. İçeriğinde niasinamid, C vitamini ve salisilik asit olduğunu söylüyor. Koyu lekelerin görünümünü azaltmaya yardımcı olduğu. İçerisinde bir de limon üzü varmış. Bu içerik antioksidan ve parlaklık verici özellikleriyle bilinir. Vegan bir ürünmüş. Deneyimledikten sonra deneyimlerimi sizinle paylaşacağım. Eğer deneyimleyenler varsa aşağıda bize de lütfen bilgi versinler. Aşağıda konuşalım. Bir diğer ürünle bunu her zaman kullanıyorum. Watsons'a geldiği için de ayrıca çok mutluyum. Bu The Plus Solution markasının toniğini aldım. Oldukça da büyük yapıda, hemen bitmiyor. Şurada kapağı var. Hemen size göstereyim. Şöyle bir ürün. Bunu çıkartıp bu kapağını takıyorsunuz. Bu ürünü de cildimde herhangi bir iritasyon yapmadı. Kurutma da yapmadı. Ben bu markanın gözaltı serumuyla kırmızı BHA peelingini kullanıyorum. Çok memnunum. Toniğinden de çok memnunum. Şu anda bu benim üçüncü deneyimlemem. Üçüncü alışım. Gayet memnunum. Cildimde herhangi bir şey yapmadı. İritasyon yaratmadı. Hemen size özelliklerini de söyleyeyim. Cildin nazikçe ölü deri, yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arındırılmasına, gözenek görünümünün azaltılmasına ve sebum salgısının dengelenmesine yardımcı olur. Cildin yenilenerek yaşlanma belirtilerine karşı korumasını da etkilidir. Yani onu çok iyi gözlemleyemedim son satırda okuduğumu, ama cildime iyi geliyor. Ben ciltte şuna çok dikkat ediyorum. Yüzümde herhangi bir iritasyon, sivilce yaratmadıysa o tonik demek ki benim cildime iyi gelen bir tonik olarak adlandırıyorum. Bu da yine iyi gelen tonikler arasında. Ama bundan daha çok sevdiğim bir tonik var. Şu an elimde olmadığı için gösteremiyorum ama şuraya bir yere resmini koyarım. Nip & Pep'in pembe olan salisilik asitli toniği benim cildime mesela çok iyi geliyor. Kuru ciltli olduğum için nemlendiriyor. Bir de şu anda çok ürün denediğim için o
salisilik asitle nipenpepin salisilik asiti çok güzel. Bir de şu Furidia'nın çok güzel. Şuralarda falan zaten bu da bitmek üzere. Bunu da size öneririm. Aralara böyle başka ürünler sokuyorum ama bilgi vermek adına. Bu böyle şey krem gibi yapısı var. Aslında tonik. Ama size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle su bazlı. Nemlendirici gibi bir kıvamı var. Şöyle elinizde cildinize masaj yaptığınızda su kıvamına dönüşüyor. Bu da böyle arada ek bilgi olsun istedim. Bir diğer ürünüme hemen geçmek istiyorum. Bunu açmamışım. Sizinle açayım diye. NYX'in Born to Glow'larından Liquid şöyle bir highlighter. Yani baz gibi aslında. Çok da şey değil ama bayağı bir parlak yapısı var. Ben bunu primer niyetine kullanıyorum. Ciltte çok sağlıklı bir görünüm elde etmiş oluyorum. Çok seviyorum bunu. Büyük boyu kalmamıştı. Tükenmiş yani. Ben de küçük görmüşken küçük boyunu almak istedim. Büyük boyu da hemen gelince mutlaka alacağım ürünlerden şöyle göstereyim. Hemen yapısını da göstereyim size. Çok cildi çok sağlıklı gösteren bir ürün. Şöyle elimde de duruşunu şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şöyle hafif burnumun üzerine de şöyle birazcık süreyim. Ben bunu yazın highlighter olarak da kullanıyorum. Gördüğünüz gibi cam cilt görünümünü veriyor. Bu ürün her fondötenle anlaşabiliyor. Yani benim deneyimlediğim kadarıyla anlaşıyor yani. Bu üründen de size almanızı tavsiye ederim. Bir diğer NYX alışverişimden olan ürünüm de Bare With Me. Bendeki vanilya nude rengi. Hatta şöyle göstereceğim size. Önce şurada rengini göstereceğim. Kapatıcılığı azdan ortaya doğru olan bir fondöten BB arası bir şey. Şöyle rengini size göstereyim. Aynı zamanda şu primer'ın üstüne de uygulanmış halini size göstermek istiyorum. Ciltte baz primer ne kadar ışıl ışıl ve aydınlık duruyor. Şöyle göstereyim. Bu hiç altında primer olmayan tarafı, bu da primer olan tarafı. Şöyle de ürünü de göstermiş olayım. Ten renginiz benim gibi beyazsa vanilya nude rengini size tavsiye ederim. Ben bundan yazın 2 tane bitirmiştim. Şimdi yine yaz yaklaşıyor. Bazen böyle hafif ürünler sürmek istiyorum yüzüme. NYX'in Bare With Me'sini size şiddetle tavsiye ederim. Her iki türlü duruşu da, bazlı ve bazsız duruşu da bu şekilde. Evet, geçtim bir sonraki ürünüme. Garnier'in Hyaluronic Aloe Jelini aldım. Günlük nemlendirici jel, 48 saat nemlendirme, pürüzsüz ve rahatlamış bir cilt, yağlı his bırakmaz, normal ciltler için diyor. Vegan bir formüle sahipmiş. Ben bunu açıkçası kasa arkasındaydı. Denemek için aldım. Arkasındaki yazıyı da sizinle paylaşayım. %99 doğal kaynaklı içeriklere sahip Garnier günlük nemlendirici jel, hyaluronik asit ve aloe vera içeren formül sayesinde cildinizi 48 saat boyunca nemlendirir. Ferahlatıcı jel dokusu sayesinde kolayca uygulanır ve hızlıca emilir diyor. Gündüz bakımı için 3 kullanım şekli varmış. Gündüz bakımı 48 saat boyunca nemlendirme ve ferah bir cilt için temiz yüzünüzü uygulayın. Gece bakımında sabah dinlenmiş ve neme doymuş bir cilt için temiz ve kuru cilde uygulayın diyor. Ve maske 3. adımı da neme doymuş ve canlı bir cilt görünümü için kalın bir tabaka şeklinde uygulayın. 3 dakika bekletin. Fazlasını pamuk ile temizleyin. Göz ve dudak çevresine uygulamayın diyor. Böyle 3 aşamalı kullanım
sağlıyor. Bunu deneyimleyip sizinle paylaşacağım veya kullananlar, memnun olanlar varsa yorumlarda tekrar konuşalım. Ben ilk defa deneyimleyeceğim için bir yorumum yok. Ben de şu anda arkasındaki yazıyı okudum. Sizinle birlikte deneyimledikten sonra mutlaka paylaşacağım. NYX'ten bir de şöyle bir küçük boyunu almamın sebebi söyleyeyim öncelikle. Ben bunun büyük boyunda banana rengini çok seviyorum. Göz altlarımı gerçekten çok fazla böyle kurutmadan canlı gösteren bir renk banana rengi. Ama tabii ki kışın rengim açıldığı için beyazının küçük boyunu almayı tercih ettim denemek için, yani bitirmek için. Şöyle hemen yapısını sizinle, jelatinini de açayım, paylaşmak istiyorum. Banana renginden özellikle yazın çok memnun kalırsınız. Teniniz benim gibi açıksa, kışında böyle daha beyaz, daha toz ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü banana birazcık sarı alt tonlu olduğu için cildimde çok fazla sanki böyle şey ayrı ayrı duruyor gibi geliyor bana. Hemen şöyle göstereyim yapısını da elimin üzerine şöyle. Hemen gördüğünüz gibi elimin üzerine blurladı. Ben bundan birazcık böyle göz altlarıma da sizinle birlikte denemek için geçmek istiyorum. Yapısına bakalım birlikte. Tek gözümü uygulayacağım aradaki farkı. O bayağı bir tozutuyor. Şöyle beyazlık bırakmıyor. Evet. Şöyle aradaki farkı görebilirsiniz. Cilt rengimi alıyor. Öyle düşündüğüm gibi beyazlık bırakmıyor. Çünkü banana da birazcık yüzüme, yani birkaç saat geçtikten sonra yüzüme sanki tam böyle oturuyor. Bu öyle değil ama. Şuraya da uygulayayım şöyle. Evet, gayet güzel. Kullandığım bir ürün zaten. Beyazını da kullanırım diye düşünüyorum. Bayağı bir yalnız, şöyle elimde de göstereyim size. Bayağı bir küçük. Hatta banana'yı da size göstereyim. Hemen geliyorum. Evet. Bendeki, yani şöyle gösterirsem mini boyu bu şekilde. Banana rengi dediğim gibi bendeki büyük boyu, şöyle ortası oyulmuş bir vaziyette. Ne demek istediğimi az önce söyledim ya, birazcık böyle sarı alt tonlu olduğu için şöyle bir alt tonu var. Biraz daha benim için yaza daha çok uygun olan, çok sevdiğim transparan pudra. Beyazını da ben gerçekten çok beğendim. Mutlaka bunu yaza kadar bitiririm diye düşünüyorum. Böyle bir etkisi var. Koyu tenler de banana'yı tercih edebilirler. Ve süngere doymuyorum. Yine sünger aldım. Her gittiğimde mutlaka sünger alıyorum. Bu markanın Eco Tools'un süngerleri bence ömürlük, evladiyelik. Yani hiçbir şekilde nasıl size tarif edeyim, parçalanmıyor, dökülmüyor. Fondöteni olduğu gibi uygulayan, benim çok sevdiğim süngerlerden. Hatta bunların dörtlü olarak böyle mini boyları var. Onlardan da bulsaydım çok sevinecektim. Böyle küçük olduğu için kayboluyor çünkü. O yüzden onlardan da concealer sürmek için mesela çok memnunum. Hep her gittiğimde, eğer bu Naşita'nın, bir de kullanıyorum. Naşita'nın rengi böyle koyu mavi ile açık mavi olanı çok seviyorum. Birazcık benziyor çünkü. Ama favori tabii ki Beauty Blender başta olmak üzere. Daha sonra da Eco Tools geliyor benim için. Hemen şöyle açmaya çalışıyorum. Ben bunun başka rengi vardı bende. Bu rengini ilk defa aldım. Ben şöyle atayım. Şöyle yapışıktı. Bu biraz daha onun böyle küçüğü gibi. Bunlar tabii
suyla birlikte oldukça şişiyorlar, şu kadar falan oluyorlar. Bu da aslında böyle pudra uygulamak için de çok güzel. Ucu böyle kesikli. Concealer uygulamak için de çok güzel. Çünkü gözün tüm derinliklerine böyle inebiliyor. Özellikle şurada böyle concealer'ı çok rahat böyle bazen dağıtamıyorum. Şu böyle şuraya girmesi açısından kolaylık sağlıyor. Renkleri de çok tatlı. Eco Tools'un tüm süngerlerini size gözü kapalı önerebilirim. Ben çok memnunum. Dediğim gibi evladiyelik süngerler. Yapıları yumuşacık. Yani şu anda su değmeden bile... Ay düşürüyordum. Yapıları şöyle göstereceğim. Yumuşacık. Ayrıca da ben normalde ıslak süngerle uygulama yapıyorum ama bunlarda çok enteresan bir şey var. Asla fondöten izi ve böyle fondöteni kaldırma gibi pütür pütür bir görünüm yapmıyor. Bilginiz olsun. Bununla da mesela çok kolay kuru şekilde de uygulanabiliyor. Tabii ki şu anda tırnaklarım da yok. Biraz dinlendiriyorum ama Flormar'ın base kotunu aldım. Bundan çok... Yani çok acayip aşırı memnun musun dersen, yani çok aşırı değilim ama işimi görüyor mu? Görüyor. Bir tane Flormar'ın dediğim gibi base kotunu aldım. Şimdi star olan bir parçaya hemen geçmek istiyorum. Aslında NYX ile bunun arasında çok kaldım. NYX'in bende şu paleti var. Antimate paleti var. Bunun acaba dedim NYX'in renklisini mi alsam yoksa Revolution'ın Forever Flawless paletini mi alsam diye çok arada kaldım. Tam ismini söyleyeyim. Forever Flawless Birds of Paradise isimli palet. Sonra dedim ki biraz daha böyle daha fazla renk var. Ve Revolution'ın ben far paletlerini çok seviyorum. Pigmentleri oldukça yeterli. Ve bence NYX'e göre bu biraz daha renkli. Aynı zamanda günlük makyaj da yapabileceğim tonlar da bulunuyor. Böyle çok güzel renkli bir palet. Hemen sizinle birlikte de açmak istiyorum bir yandan. Birkaç rengini de swatchlamak istiyorum. Bununla da en kısa sürede bir makyaj videosu çekeriz zaten. Kullananlar varsa bize de böyle bilgiler versinler. Hemen paleti biraz sert açılıyor. Hemen paleti açıyorum. Ben bu seriden pembe mermer desenli pembe bir serisi vardı. İsmini hatırlayamıyorum şu anda. Ama onun pigmenti de çok iyiydi. Pembe daha yoğunlukta olan bir far paletiydi. Şöyle renklerini size göstereceğim. Yukarıda iki tane glitter rengimiz var. Çok güzel bir mavi. Bu da böyle koyu bir pembe. Zaten diğer renkleri görüyorsunuz. Üç tane de ışıltılı rengi bulunuyor. Diğer tüm renkler şuradan şöyle göstereyim. Bunların hepsi mat. Birkaç böyle ışıltılı rengini size Ay bu kaymak gibi yağ gibi kayıyor. Çok güzel. Yapısı çok güzel. Şöyle göstereceğim hemen. Yanındaki şöyle glitter'ı da çok yumuşak. İyi ki bunu almışım. Şöyle göstereceğim. Wow. Şu anda video çekmek istiyorum buna. Acayip renkler. Bakar mısınız? Bu nasıl bir pigment? Ay iyi ki bunu almışım. Şuradaki rengi de çok merak ediyorum. Ay elim. Şuradaki rengi de hemen göstereyim. Birkaç tane de mat renk göstereceğim. Bu da çok güzel bir ton. Böyle pembe ile şampanya arasında bir ton. Hemen şu Fiesta. Özellikle şu Fiesta'yı çok merak ediyorum. Çok güzel bir yeşil. Hatta bugün NYX'in paletindeki yeşili kullandım. Yeşile karşı böyle bu aralar bir zaafım var. Onu da hemen şu üst tarafa uygulayayım. Sanki aynı gibi tonları göz kapağındakiyle çok güzel. Bakar mısınız? Şöyle yansıma yapıyor. Birkaç tane de hemen mat renk denemek istiyorum. Mesela hangisine bakalım? Şu pembeye bakalım.
Bu ne? Bu ne? Mat renklerine de bak, şu yeşili de bir hemen göstermek istiyorum. Onu da şöyle. Bu nasıl bir pigment? Ay bayılıyorum şu anda. Böyle birkaç video renkli makyaj olabilir. Palete aşık olundu. Bakar mısınız? Harika ötesi gerçekten. Çok iyi. Videoyu devam mı ettirsem, böyle bir makyaj mı yapsak hemen? Gerçekten palete bayıldım. İyi ki bunu almışım. Gerçi NYX'i de isterseniz onu da alırım. Çok problem değil ama bununla düşünsenize şöyle renkli eyelinerlar falan neler yapılır. Çok güzel bir palet. Gerçekten bayıldım. Şu glitter'a bakar mısınız? Özellikle mavi olan da bir kere de böyle dökülme falan yapmadı. Bu birazcık böyle dökülecekmiş gibi. Ama bunu da tabii ki bir makyaj bazıyla bunu böyle gözümüze çok kolay oturtururuz diye düşünüyorum. Ellerime bakın, çok tatlı. Böyle renkleri var. Bence çok iyi bir palet. İyi ki bunu almışım. Ve başka ürünüm kaldı mı? Hemen bakayım. Aa, çok az almışım aslında. Sanki böyle poşette çok bir şey almışım gibi görünüyordu. Ben böyle yalnız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. En kısa zamanda bu far paletinin videosunu da yüklemiş olurum. Sizi kocaman öpüyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.